Da Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak geleceğini haftalar, aylar öncesinden söyleyen bir Ozan Zeybek var. Sonrasında çok konuştuk. Skype bağlantılarında olsun siz yayında ben olmasam da bahsettiniz ama hazır Yılmaz Hocam da buradayken bir kez daha merak ediyorum. Bir de Emre Belözoğlu'nun bundan sonraki rotasını da herhalde az çok bir bilgisi vardır Ozan Zeybek'in. Onu da söyleyeyim. Sonra da bununla beraber Volkan Demirel'e geçeceğim. Ben bir artık karar aldım. Biz çok büyük yani bir isim beklerken, marka beklerken Fenerbahçe takımına Ali Koç'un demeçlerinden çıkardığımız sonuçlar, basınla yaptığı toplantılar, 3-4 saat konuşmalardan işte şu kalibrede birisi, bu tarzda birisi, Erol Bulut'u getirmeden önce de işte şu yaşlarda birisi, neredeyse ayakkabı numarasını bile söyleyen bir Ali Koç vardı. Ama herkesi değişik bir beklentiye soktuktan sonra Pereira gibi bir teknik adam geldikten sonra ben ilk burada yayındaydım bunu öğrendiğimizde. Şoktayım dedim. Hani bir kaza yaparsın, kanar, kırıldı mı, yarıldı mı, ne olduğunu anlayamazsın sıcaklığıyla. O kazanın sıcaklığıyla daha sonradan hissedersin bunu. Ben artık Pereira konusunda alıştım, sindirdim. Yani çünkü ilk başta şok olmuştum. Çünkü Emre Belözoğlu'nu çok erken bir şekilde yollara ayırdıklarını söylediler. Ondan sonra bir 20-25 günlük süreçte herkes beklentiye düştü. Bulamadıkları için yani Fenerbahçe'nin ilk tercihi Pereira değildi. Artık sosyal medyanın ve normal medyanın baskısından dolayı orada karar kırdılar. Kesinlikle kalkıp da yöneticiler söylüyor, Fenerbahçe'nin yöneticileri, biz aylardan beri görüşüyoruz, böyle bir şey yok. Onu ben onları yemiyorum. Ama artık bu saatten sonra da şey yapmayacağım. İlk önce Türk futboluna, sonra Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyorum. Emre Belözoğlu konusunda da Emre Belözoğlu'nu göndermek hataydı, oraya getirdiysen, bu takımı ona kurdurdum diyorsan, bir de şunu da söyleyeyim Melike, belki senin yayında da söyledim. Herkes o 20-30 tane, 20 küsur tane transferin çoğunu Emre Belezoğlu'na mal ediyorlar. Evet. Emre Belezoğlu'nu iddia ederek söylüyorum, orada 4-5 tane kendi inisiyatifiyle getirdiği oyuncu var. Diğerleri orada karma başkanın, yöneticinin, başındaki teknik adamın kararlarıyla gelen transferlerdi. Yani kötü olunca her şeyi Emre Belözoğlu'nun üzerine yıktılar. Peki bunları isim isim söyleyebiliyor muyuz? Yani hangi futbolcular? İrfan Can'ı söyleyebilirim. Mert Hakan'ı söyleyebilirim. Ama bu beşi geçmiyor bak. Çok iddialı söylüyorum bunu. Bildiğim şeyler de var. Ama zaten artık bu cenaze kaldırılmış. Arkasından konuşmaya gerek yok. Çünkü sen beni biraz daha konuşturursan ben ta Erol Brut dönemine giderim. Yani ilk geldiği haftaya giderim. O yüzden bunu kapattık. Konuşturmayayım. Evet. Ya şimdi artık olan olmuş artık. Bundan sonra dediğin gibi. Dediğim gibi bak, ilk önce Türk futboluna, daha sonra Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Ama Pereira ile ilgili birkaç cümlemi yapıp ondan sonra analize geçeceğim. Teknik anlamda da konuşacağım. Hani bizi izleyenlerin de mutlaka oğlu olan vardır, kızı olan vardır. İstemediği biriyle bir gün getirir, baba, anne, ben aşık oldum, bununla evleneceğim, beraber olacağım der. Senin gönlün el vermez, karşı çıkarsın. Üç gün sonra kıramazsın çocuğunu. Evladını kıramazsın. Bunun evlenmesine izin verirsin. 3-5 yıl geçer, getirir sana bir tane de torun verir. O gün baştan istemediğin adam hayatının en önemli, evet, noktasına konur. Victor Pereira şu anda Fenerbahçe'nin o durumunda. Fenerbahçe taraftarının. Böyle bir tarif olur mu yani? İstese de istemese de anlatabilir miyim? Hayatının harika tarif etti. İstediği oraya koyduk. Ne olacak şimdi? Sen istemeyenin damadı veya gelinin arkasından konuşur musun? Bitti. Bu defteri kapattık. Mecburen sindirdik. Aldık yani Victor Pereira'yı. Şu anda geldiği günden beri yönetim çok güzel bir kalkan görevi işliyor Pereira'ya karşı. Kimseye malzeme etmiyorlar hocam. Çünkü şeyi düşük geldi. Pereira belki Türk basını veya sosyal medyayı takip etmiyor ama kulağına fısıldayanlar vardır onun eski tanıdıklarından. Tabii, tabii. Seni taraftar istemiyor, aman dikkat et, aman oyuncularla iyi geçin. Akıl hocaları da vardır. Ama geldiği günden beri şeyi çok iyi idare ettiler. Hani malzeme etmediler. Bugünkü demeçleri de, bugünkü konuşmaları da onlar tabii idealist olduğunu, hedeflerinin olduğunu söylemek zorunda. Oyunculardan da ilk başta aldığım algı şuydu. Yani onlar da şoktaydı. Onlar da yavaş yavaş. Kamp düzeni zaten 24 saat boyunca beraber geçiriyorsunuz. Siz yüzlerce kamp yaşadınız hocam yani. Evet, evet. Onun gibi alıştılar, oyuncular mesela da alışmaya başladı. Mesut Özil'in bir demeci var onunla ilgili. Hı-hı. Gayet memnunlar. Evet, ama evet, hocam şu var. Bunlar politik zamanlar. Yani cicim ayları. Üç ama gün sonra söylediğini sonra yeme yani. Hocam 3 gün sonra 3 gün sonra kalkar. Ama zaten hocam şey değil mi? Ara kötü de olsa hocalarla o dışarıya çok yansıtılmıyor takımlarda. Olmaz. Yani şimdi biz bunu çok yani ayrılıklardan bir sonra oyuncuya hoca sorulmaz yani. Ne diyecek oyuncu? Tabii ki iyi diyecek. Yani olur mu yani? Doğasına aykırı bir kere. Aynen. Oyuncu neden medya hocayı sorar oyuncular onu bilmem.
alacağı cevabın çok doğru olacağını düşünmüyorum. Olumlu veya olumsuz. Evet. Yanlış olur yani. Onun için bakalım, zamana bırakalım. Hep birlikte göz yiyeceğiz. İnşallah. Hepsinin söylediği şeyler benzerdi. İnşallah. Çünkü Fenerbahçe sanırım bu 7. senesi mi? Gusto, evet, evet. Şampiyon olamadı. 7. senesi. Çok galiba. Uzun zaman oldu. Yani bayağı bir zaman Gustavo oldu. Gustavo da, Colker da hepsi de övdüler bütün röportajlarında Pereira'yı. Hani sabır, güzel. Hedeflerimiz var. Bak, aynı benim durumum işte. Sana canlı örneği var. Ben bile ne diyorum? Ben de övüyorum bak şu anda. Sahip çıkacağız diyorum yani. Geldi. Bir şans vereceğiz. Bu kontrat yapıldıysa, takımın başına çıktıysa bir şans vereceğiz. Yani baştan yok onu yapamaz, bunu yapamaz demiyorum. Biraz sonra teknik konularda da konuşuruz. Kulağıma gelen şeyler var. Üçlü savunmayı deneyen Pereira var şu anda. Üçlü savunmanın önünde Ozan'la Gustavo'yu deneyen. Bir anda aklıma geliyor. Beşli savunma mı acaba bu diyorum. İki tane defansif ağırlıklı. Üçlü savunma Avrupa Kupası'nda gördün ne hale geldi yani. Yani hocam zaten onu... Yani bu iş moda gibi ya. Geliyor bir 4-2-3'ü, 10 sene devam ediyor. Değişiyor. Arkasından 3-5-2 oynarken ondan vazgeçiliyor. Tekrar oraya dönüyor. Yani futbolda önemli olan o türbünün ne istediği. Yani şimdi büyük takım türbünü şunu istiyor. Yani bunun bir sosyolojik altyapısı var. Onlar da takımla birlikte büyük hissediyorlar kendilerini. Dolayısıyla öyle bir takım olsun ki kendi yarı sahasından bu tarafa geçmesin. Rakibi orada hamle yapsın, topu kazansın. Kenardan gelsin, ortadan gelsin, şut atsın, kaybetsin. İnanın daha toleranslı olurlar. Şimdi mesela Aykut hocamızı hep eleştirmişlerdir. Fenerbahçe şampiyon yaptı. İşte Ali Bey geldi, onunla çalışmayı düşünmedi mesela. Niye? Çünkü öyle bir ses geliyor ki türbünden, ya böyle top oynadın, çok defansif oynuyorsun da bilmem ne de. İşte Erol Hoca yani, da çok eleştirildi. Öyle bir takımın hocası oluyorsunuz ki hem sonuç alacaksınız hem de oynadığınız oyunu onlar mutlu olacak. Bir tanesi olmasın yandırız yani. Onun için yabancı arkadaşlarmış ki Vitor biraz daha Fenerbahçe yaşamıştı olduğu için. Evet. Sanırım bunları biliyordur. Yani seçeceği adamları daha çok agresif. Ben mesela Fenerbahçe'yle oynadık bu sene. Top onlardayken harika. Top onlarda yok. Topu kazanana kadar canları çıkıyor. Yani futbolun topu kaybettikten sonraki bölümü çok önemli. Hı hı. Kazanınca tabii ki iyi oyuncusunuz. Alıyoruz, veriyoruz, vuruyoruz falan da kaybedince onu kazanmak, geri almak kolay bir şey değil. Yani herkesin işte general derler ya, general olduğu bir takımda asker yoksa koşturup topu tekrar öyle o yapacak, bu yapacaktır. 11'i birden. Ya bu top gelince oynuyor. Hocam geçen sene siz de oynadınız Fenerbahçe'yle. Fenerbahçe'nin saha içi lideri var mıydı oyuncu anlamında? Fenerbahçe'nin kaptanı kimdi geçen yıl? Bir kere benim hissettiğim mesela oynanırken oyun içerisinde herkes kendine göre bir kaptan. Herkes kendine göre bir önemli oyuncu. Yani bu duyguları çok yenememişler. O şey var değil mi? Yani karışık. Takımın üstünde görüyorlar kendilerini gibi bir. Benim hissiyatım oldu. Ama yine buna rağmen Sivas'ı yenseler bugün bunlar ne olurdu? Konuşulur muydu? Konuşulurdu tabii. Yani bu işi ciddi gören, senin gibi takip eden birileri de işte doğrusu orada kazanmasına rağmen söyleyebilirdi. Ama taraftarı biraz daha farklı bakıyor yani, bakın böyle bu sene biraz eğer, daha sonuç eğer olarak. Eğer Türkiye bu Ligi bu sene seyircili oynanırsa o kadar çok değişimler olacak. Evet. Bak, seyircili oynanırsa. Seyircili oynanırsa tabii tepki inşallah yok, bir şey yok. Seyircili olur. Biraz hem oyuncu adına hem yönetici adına daha kolay oluyor işler yani. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi Volkan Demirel'in ayrılığında konuşacağız demiştik. Bir basın toplantısıyla Ali Koç'la birlikte ayrılığın nedenlerinden bahsetti Volkan Demirel. Bir izleyelim.